Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün müthiş lezzetli bir tarifle sizlere geldim arkadaşlar. Güveçli, patates püreli tavuk soti. İnanılmaz lezzetli oldu. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Evet, malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Beni nereden takip ediyorsunuz? Merak ediyorum arkadaşlar. Nereden katılıyorsunuz? Beni nereden izliyorsunuz? Yorumlarınızla yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet, 2 tane tavuk fileyi kullandım arkadaşlar. Yaklaşık 400 gram kadar. 1 tane soğan. Tavuk file etlerini gördüğünüz gibi küçük küçük kuşbaşı doğruyorum. Soğanı da aynı şekilde yemeklik doğruyorum. Tavayı ısıttıktan sonra kuşbaşı doğramış olduğum tavuk etlerini alıyorum. Burada suyunu çekene kadar kavuracağım. Yaklaşık 2 yemek kaşık da zeytinyağı sarımsak karışımını ekliyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde zeytinyağına bir tane diş sarımsak rendeliyorum. Tuz ve kırmızı pul biber ekleyip bu şekilde kahvaltıda, yemeklerde sos olarak kullanıyorum. Yemeklere de inanılmaz lezzet veriyor. Özellikle pizzaya da çok müthiş yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Evet. Zeytinyağında tavuk fileleri kavurduktan sonra suyunu çekene kadar gördüğünüz gibi şimdi yemeklik doğradığım soğan, 3 tane yeşil karabiber, yarım kapya biber, kırmızı kapya biber, bunları da hepsini ilave ediyorum. Şöyle bir güzel kavuruyorum, soteliyorum. Ayrıca yarım patlıcan da vardı. Patlıcanı da ekleyip kullanmak istedim. Eğer sizin elinizde yoksa eklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. 4 tane kültür mantarını da ince yemeklik doğradım. Bu şekilde çok iri iri bırakmak istemedim. Hepsini güzelce soteliyorum. Sebzelerle eti. Yarım yemek kaşık domates ve biber salçasını da ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Daha sonra baharatlarla lezzetlendiriyorum. Tuz, kırmızı toz biber, karabiber ile. Evet, tavuk sotiye dünden kalan haşlamış olduğum şipargeller, yani kuşkonmazlar da vardı. Bu kuşkonmazları da sotemin içerisine ekleyip değerlendirmek istedim. Ben genelde sote yaparken evde kalmış sebzeleri bu şekilde değerlendiriyorum. Sizlere de fikir olsun arkadaşlar. Herhangi bir sebze de olur. Karnabahar, brokoli. Elinizde ne varsa ekleyebilirsiniz değerlendirmek için. Birazcık da yaklaşık yarım çay bardak kadar da kuşkonmazın haşlanmış suyundan ekledim. Bu şekilde tavuk sotemi tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Evet, hazırlamış olduğum tavuk sotelerini bu şekilde güveç kaplarına eşit bir şekilde pay ediyorum. Eğer güveç kullanmazsanız normal orta boy borcam da kullanabilirsiniz. Tek seferde bu işlemi yapabilirsiniz. Evet, güveç kaplarıma tavuk sotemi paylaştırdıktan sonra birer yemek kaşığı patates püremi de her birinin üzerine ekliyorum. Bu patates püresi de arkadaşlar dünden kalma patates püresiydi. Kuşkonmaz ve patates püresi bu şekilde bir dahaki ertesi gün yemek pişireceğimde dünden kalmış yemeklerimi de bu şekilde değerlendiriyorum. Patates püre tarifimi daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Yukarıda sağ köşedeki i'ye tıklayarak patates püre tarifimi de ulaşabilirsiniz. Evet. Şahane oluyor. Gerçekten bu şekilde güveçli patates püreli tavuk soteyi denemenizi tavsiye ederim. Üzerlerine de bir tutam kadar kaşar rendesi ekliyorum. Önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık 15-18 dakika kızarana kadar, renk alana kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlamış olduğum güveçleri fırın tepsime alıyorum. Fırında pişiriyorum.
Ve yemeğim hazır. Müthiş lezzetli oldu arkadaşlar. Eşim, çocuklar bayıldı. Gerçekten çok çok lezzetli bir yemek oldu. Bizler çok beğendik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Deneyenlerin, yapanların yorumlarını da aşağıya bekliyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bir yayınımızın sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı, aşağı yorum bırakıp videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.